Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Corel Video Studio Xon Ultimate programıyla Track Manager yani trackların yönetimini nasıl yapıyoruz onu beraberce göreceğiz. Onun öncesinde elimde bulunan iki tane Türkçe torrent davetiyem var. Onu da ihtiyacı olan iki tane arkadaşımıza göndermeyi planlıyorum. Tabi talebin fazla olması halinde de kura çekeceğim iki arkadaşımızı Türkçe torrent sahibi yapacağız. Arkadaşlar programı açtıktan sonra karşımıza gelen bu ekranda her zaman olduğu gibi en baştan almak suretiyle buradan Import Media Files klasör şeklinde olan simgeye tıkladığımız zaman karşımıza buradan alacağımız videoların, resimlerin bulunduğu klasörü ki benimki daha önce açtığım için kendisi geldi. Sizinki açık değilse de neredeyse oraya giderek bunları seçtikten sonra Ctrl A ile tamamını seçtikten sonra aç diyorum. Programa resimlerimi alıyorum. Programı aldıktan sonra zaman çizgisini alacağım bunu. İki türlü alabiliyorum. Şöyle sürükleyip faremin de sol tuşuna basılı tutmak suretiyle bunun tamamını alabiliyorum. Geriye alıyorum. Bir başka yöntem yine seçtikten sonra sağ tık yaparak Insert to Video Track kısmına, biliyorsunuz Video Track burası, oraya bunu gönder diyorum, kendisi gönderiyor. Burada arkadaşlar Track kısmı, Video Track, Overlay Track, Yazı Track'ı, Mikrofon Ses yani Voice Track ve Müzik Track'ı olmak üzere 5 tane hali hazırda bizim Track'ımız var. Biz bu Track'ları peki çoğaltabiliyor muyuz veya çoğalttığımızı azaltabiliyor muyuz? Çünkü hepsi birer tane. Evet, çoğaltabiliyoruz veya çoğalttığımızı da azaltabiliyoruz. Burada video track bir tane, overlay track 20 tane arkadaşlar. 20 tane yapabiliriz, 20'ye kadar yapabiliriz. Tabi burada 20 tane track acayip bir şey olur. Title track arkadaşlar 2 tane, onu şöyle seçelim. Yine voice track, mikrofon ses konuşması bir tane. Müzik track'ta 8 tane. Biz onu da 2 tane yapalım. Şuradan set as default dediğimiz zaman bu seçtiğimiz buradaki ayarları varsayılan olarak da kaydediyoruz. Ben buna OK diyorum. Şimdi şurada gördüğünüz gibi benim yaptığım işte video overlay 2 tane yazı yaptık. 1 tane mikrofon, 2 tane müzik yaptık. Bu alan şu anda yeterli. Şuna tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın burada küçük bir simge var. Yanında artılar var. Pardon artı değil aşağı yukarı ok işareti. Yani bu şu anlama geliyor. Buna her tıklamanızda bu alanı şurada gördüğünüz yükseklik alanını daraltıyor veya genişletiyor. Yani bu burada çokça track olduğunda hepsini aynı anda görmeniz gerekiyorsa buradan alanı daraltarak burada tamamı bakın şu anda ben görüyorum. Şöyle büyüttüğüm zaman da göremiyorum. Kaldı ki şu çubuğu aşağıya yukarı oynatana kadar. Şimdi ben bunu yine normal hale getiriyorum. Burada dedik ki track'ları ayarlayabiliyoruz. Ben buradan tekrar müzik track'ını örneğin 1 yapıyorum. Okey diyorum. Müzik track'ı 1'e düştü. Buradan yapabildiğimiz gibi arkadaşlar şurada herhangi bir boşlukta sağ tıkladıktan sonra track manager seçtiğimiz zaman aynı kutucuğun yine geldiğini görüyoruz. Burada ufak tefek çalışmalar yapacağız. Örneğin ben şuradan tek atı alıyorum şöyle overlay track kısmına atıyorum arkadaşlar. Burada bu at resmini ben şöyle artı şeklinde iken faremin sol tuşuyla alıp şöyle sağa sola ileriye geriye istediğim yere yerleştirebilirim arkadaşlar. Yine burada resim üzerindeyken sağ tıklamak suretiyle default size yani resmin orijinal boyutu buymuş. Orijinal size evet orijinal büyüklüğüne getirdi resmimizi. Yine fit to screen ekrana sığdırıyoruz arkadaşlar. Fit to screen demek suretiyle fit to white arkadaşlar genişliğe sığdır diyoruz. Bakın kenarlara aldı dikkat ettiyseniz. Yine fit to height diyerek de
yüksekliğe sığdır diyebiliyoruz. Yani dışarı taşan kısımları otomatik olarak dışarıya sığdırabiliyor, içerisine sığdırabiliyor arkadaşlar. Ben tekrar şöyle geriye alıyorum yaptığım işlemleri. Şimdi başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Şimdi şurada dikkat ederseniz köşelerde küçük küçük yeşil kutucuklar var. Bunlar ne anlama geliyor? Bu resmin tam bir dikdörtgen olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Ben burada şu yeşil küçük kutucuğa geldiğim zaman mouse'umun şekli değişiyor bakın. O haldeyken faremin sol tuşuna basılı tutuyorum ve şöyle aşağıya getiriyorum. O yeşil kutucuğum büyüdü ve resmin perspektif bir hal aldı. Tekrar ben bunu da böyle yapıyorum. Şimdi normal resme tıklıyorum. Proje dediğimiz zaman şunu yine tekrar edeyim. Arkadaşlar klip seçilirken bakın şu anda burası yanıyor. Yani ışık daha parlak. Bu yandığı zaman sadece o klibi görüyoruz. Yani benim burada bir tane at resmi var, onu görüyorum. Bir başkasını görmüyorum. Ancak proje kısmını ben yanar hale getirdiğimde burada alt alta kaç tane katman varsa hepsini aktif hale getiriyorum. Şu anda ben üstteki yani overlay kısmındaki atı seçtiğimde zaten şurada da dikkat ediyorsunuz. Sadece onun kısmını bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir tane böyle yaptık ama hoşumuza gitmedi. Biz bunu tekrar işte eski haline getirmek istiyoruz. Çok da ilerleme yaptık. Geri geri gitmemiz de pek mümkün değil. Yani pratik değil. Mümkündür de pratik değil. Ne yapacağız? Şimdi buradan yine faremizin getirdiğimiz zaman şekli değişiyor. Biz bunu şöyle getirip bırakacağız. Bıraktığımız zaman bakın küçük karecik oluştu. Yine bunu da getiriyorum. Şöyle bırakıyorum. Küçük karecik arıyorum. Henüz onu oluşmadı. Oluşmadı. Evet şu anda oluştu. Evet böyle yapıyoruz. Ama diyelim ki ben iyi görmüyorum. Gözlerim bozuk. Ben küçük kareciği nerede göreceğim diyenler çıkabilir. Hemen tekrar geri alıyorum. Evet şu anda bizim resmimiz yatay bir şekilde. Karelerimiz yani bozuk, yerinde değil. Ben bunu düz dikdörtgen şekline getirmek istiyorum. Bu resmin üzerindeyken, bakın bu çok önemli. Resmin üzerindeyken, yani burası seçili iken sağ tıklıyorum. Reset Distort diyorum. Dediğim an otomatik olarak ilk haline getiriyor arkadaşlar. Hiç bizi uğraştırmıyor. Yine burada kopyalama işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin ben bunu seçtim. Yanındakini seçtiğim an birinciyi bırakıyor. Ben bunu seçtim. A'ya bastım, yanındakini seçtim. Yine bırakıyor. Bakın Ctrl A ile biz hepsini biliyorsunuz seçebiliyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Diyelim ki ben şu ikisini seçmek istiyorum veya böyle ortada 50 tane resmim var. Ben o 50'yi seçmek istiyorum. Hepsini istemiyorum. Yani hepsini seçip de diğerlerini geri tek tek silmek gibi bir zahmete girmek istemiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Birinci resmime tıkladıktan sonra shift tuşuna basılı tutarak ikinci resmime tıklıyorum. Daha sonra ben bu ikisini Ctrl C diyorum. Kopyaladım şu anda. Buraya geliyorum. Yapıştır diye faremin sol tuşuna tıkladığım zaman olduğu yere yapıştırıyor. Peki başka ne yapabilirim? Kolaylık olarak söylüyorum. Daha önce bunu söylemiştim. Gözden kaçıran arkadaşlar olabilir. Bir su içeyim müsaadenizle. Evet. Şimdi başka ne yapabiliriz? Örneğin bana şu 3 tanesi lazım. Ben bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Grup yapabilirim. Grup sağ tıkladığım zaman burası seçiliyken sağ tıkladığım zaman şurada grup var. Grup yapabilirim. Şimdi grup ne anlama geliyor? Ben bu üçünü birleştirdim. Grupla ben bunu üçünü götürdüğüm zaman direkt üçü gidiyor bakın. Dolayısıyla böyle çoklu işlemlerde işlemlerimizi pratikleştirmek adına bu işlemi seçebiliriz arkadaşlar. Örneğin ben bunu böyle aldım ve ben bunu tekrar Ctrl C yaptım. Kopyaladım. Buraya bir tane de Ctrl V yapıyorum. Bu şekilde
grup yaparak da kısa sürede işlemlerimizin bitmesini sağlayabiliriz. Peki işlemlerimiz bitti. Biz grubu bozmak istiyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine üzerindeyken gelip sağ tıklayıp seçili değil galiba. Grup bizim grup hangisiydi? Buydu galiba. Evet. An grup demek suretiyle grubumuzu çözüyoruz arkadaşlar. İlk yaptığımızdan çözüyoruz yalnız. Dikkat ettiysen şurada kabul etmedi. Şimdi şu anda grubumuzu çözdük arkadaşlar. Resimlerle ilgili anlatacağım buydu. Şimdi tırakları işte adetlerini gösterdik. Ben es geçtiğim olmasın diye tek tek anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada şu kısımda işte bu arayı yüksekliği açıp azaltıyor demiştik. Buradan tıraklarımızı azaltıp çoğaltıyoruz dedik. Burada yine sürelerini biz buradan resim iken şöyle geldiğimizde resmin sonuna geldiğimizde faremizin sol tuşuna basılı tutarak ilerletmek suretiyle resimlerimizin boyutunu ayarlayabiliriz veya sağ tıklamak suretiyle de Change Photo Duration diyor arkadaşlar. Fotoğraf oynatma süresini değiştir diyor. Ona da tıklamak suretiyle bizim bu fotoğrafımız 5 saniye 1 saliseymiş. Biz bunu 10 saniye yaparak OK diyoruz. Fotoğrafımız gördüğünüz gibi 10 saniye oldu. Burada da istediğimiz ayarlamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlemleri yazı formatında da yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin ben şuradan bir tane yazı alıyorum. Evet, şöyle alıyorum, bıraktım. Şimdi bunu buraya ben yazı yazıyorum. Örneğin şöyle Pro Dersler. Evet, bu arada Türkçe karakter olmadığı için biraz sapıttı. Ben onu şöyle bir Türkçe karakter yapayım arkadaşlar. Buradan aşağıya inmek suretiyle bunu da yine daha önceki videolarımın bir tanesinin altına eklemiştim. Dileyen arkadaşlar oradan Türkçe karakter görebilir. Evet. Evet, şurada birkaç tane var. Turkish Career, Turkish Times Roman diye. Evet, bu şekilde yazdım arkadaşlar. Yazımızın rengi biraz soluk kaldı. Onu şöyle kırmızı yapalım. Daha sonra buna gölgeleme falan da yapabiliriz. Shadow diyoruz. Şöyle de gölgeleme yapalım. Buradan içerisini de mavi yapalım. Evet. Bu şekilde bir yazı yazdık arkadaşlar. Şimdi biz bunu yine aynı şekilde Ctrl C deyip yanına yapıştırabiliyoruz. Yine bu ikisini birinciyi seçtikten sonra Shift tuşuna basarak ikinciyi seçiyorum. Yine Ctrl C diyorum. Yine yanına geldiğimde zaten bakın şu anda ben hiçbir işlem yapmıyorum. Yanına geldiğimde beyaz bir şey oluşuyor. Faremin sol tuşuyla bir defa tıkladığım zaman orayı seçiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde ben bu 4 tanesini seçiyorum. Ctrl C diyorum. Yine aynı şekilde yapıştırıyorum. Bunun biraz mesafelerini şöyle kısaltabiliriz. Bunu da yine bu ikisinden kopyalayarak Ctrl C diyerek buraya yapıştırırız. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi burada şöyle hatta hepsini seçelim, yapıştıralım oraya. Şimdi burada arkadaşlar diyelim ki bize bu yazılardan ne dedik? Şunu seçtikten sonra Ctrl A dediğimiz zaman tamamını seçiyor. Ama ben bunları istemiyorum. Şu kısmı istemiyorum. Sadece yazı kısmını istiyorum. Yazı kısmının da belli birkaç tanesini istiyorum. Hepsini yine istemiyorum. O yüzden ben burada ne işlem yapabilirim arkadaşlar? Ben burada yine biraz önce söylediğim gibi şöyle daraltayım biraz yine.
Evet, şöyle yapalım. Şimdi ben burada örneğin burada bana tamamı lazım değil. Şu 3 tanesi lazım ya da 4 tanesi lazım. Şimdi birinciye tıkladıktan sonra sonuncu hangisini istiyorum? Örneğin şunu istiyorum veya şunu istiyorum. Shift tuşuna basıp buna tıkladığım zaman arkadaşlar sadece bu arayı seçiyor. Ben bunu yine Ctrl C diyerek sona gidiyorum ve sadece o kısmı, örneğin bunu şarkılarda nakarat olmak gibi durumlarda, nakaratları işte peş peşe eklememiz gerektiği durumlarda ki bunu bana Aykut öğretmenim böyle bir talebi olmuştu. Bunu yapıyoruz, beraber yapalım. Hani ben de çalışma yapıyorum üzerinde. Sizin de katkınızı beklerim diye bir talebi olmuştu. Çok sağ olsun. Kendisi de diğer öğretmenlerle ilgili çalışmaları var. Onun kanalını da takip etmenizi isterim. Güzel bir kanalı var arkadaşlar. Müzik konusunda çok faydalı, karaoke konusunda bilgiler veriyor. Burada bunu böyle yapıştırdıktan sonra arkadaşlar işlemlerimizin daha kolay olduğunu görüyorsunuz. Burada yine aynı şekilde müzik bizim, pardon müzik diyorum, yazı bizim bir başka kanal oluşturarak yine burada da üst üste gelecek şekilde veya işte bunu buraya almak suretiyle örnek veriyorum. Bunu buraya alırız, böyle seçebiliriz. İstediğimiz gibi yazılarla, müziklerle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi trakları yer değiştirme var arkadaşlar. Trakımızı nasıl yer değiştireceğiz? Şimdi burada bir tane video trakımız var. Overlay trakımız var. Yazı trakımız var. Burada yine yazı trakımız var. Şuraya müzik trakı dilersek ekleriz. Bakalım. Şöyle eklemeye çalışalım. Müzik şuradan gelelim. Müzik kısmını açalım. Buradan bir tane müzik alalım. Şöyle atalım arkadaşlar. Evet, şimdi ne demiştik? Klipte sadece burası oynuyor. Bakın etrafı kavun içi ya da turuncu rengiyle, yeni deyimiyle, eskiden kavun içi derdik. Oynattığımız zaman o da biraz geç başlıyor. Evet, bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Yine proje kısmını ben seçerek tamamının aktif olmasını sağlıyorum. Şöyle tıkladığım zaman, evet, bu şekilde Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz diye yazımız çıkıyor. Peki, şimdi ben burada trakları yer değiştirmek istiyorum. Hani ne işe yarar diye soranlar olabilir. Esasen çok da bir önemli bir özellik değil ama üstte görmek istiyorum. Ben burada sağ tıkladığım zaman arkadaşlar şurada Track Manager track kısmında Insert Track Below, yani yeni bir track oluşturuyorum da alta mı oluşturayım üste mi diye soruyor arkadaşlar. Biz burada alta oluştur dediğimiz zaman şöyle alta bir tane track oluşturuyor. Ben tekrar geriye alıyorum. Yine bu kısımda tıklıyorum. Track Above da üste oluşturuyor arkadaşlar. Onda da üste doğru bir tane track oluşturuyor. Tekrar ben geriye alıyorum. Burada şu kısımda arkadaşlar bakın overlay kısmında sağ tık yaptığımız zaman swap track. Track'ı nereye atayım diyor. Burada ikinci bir track olmadığı için, yani overlay kısmında video track'ını zaten değiştiremiyoruz. Onu biliyorsunuz. Yine burada Insert track, above track şeklinde altı üstte ekleyebiliyoruz. Ben şurada yeni bir track oluşturuyorum. Örneğin overlay track'tan 3 tane yapıyorum. Şimdi oluştu. Bakın şöyle overlay track 3 tane oluştu. Ben bunu seçtikten sonra swap track dediğim zaman arkadaşlar bakın şurada overlay track 2, overlay track 3. Yani diyor ki sen birinci track'ınla hangi track'ı yer değiştirmek istiyorsun diyor. Ben şöyle yine tıklıyorum. Swap track diyorum. Üçüncü track'la ben yer değiştirmek istiyorum diyorum. Dolayısıyla onu oraya alıyor. Üçüncü track'ı da onun yerine alıyor. Şöyle tekrar göstereyim.
Şöyle arkadaşlar, mesela bu trakta iken sağ tıklıyorum, swap trak diyorum. Bunu diyor ki hangi trakla yer değiştireyim diyor. Ben overlay trak 1 ile yer değiştir diyorum. Yine onu da overlay trak 1 ile yer değiştiriyor arkadaşlar. Böylelikle trakların da yerlerini dilersek değiştirebiliyoruz. Yazıda böyle bir uygulama yok. Fakat sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar yine Track Manager sayfası çıkıyor. Diyalog kutusu çıkıyor. Delete Track kısmı çıkıyor. Track'ımızı siliyoruz buradan. O kısmı. Select All Media komplesini seçiyoruz arkadaşlar. Normal audio diyor. Normal ses düzeni de oradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Track'larla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerin de talepleri olursa yeni konularımı ona göre şekillendirmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Corel Video Studio X10 Ultimate programında trackerla çalışma nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Sizler de bana destek olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.